Radyoca'da kim bilir neler olacak, neler efendim. Radyoca'da bu programda çok önemli bir konu ağırlayacağız. Onunla yüzleşeceğiz efendim. Sakın kaçırmayın Radyoca'yı. Geldim Okan Bölgen. Yoo. Neden? Oturun evladım, oturun, oturun. Bir telefon görüşmesi yapacağım. Serbest çalışın bu sırada. Çok önemli bir telefon görüşmesi yapmak zorundayım sevgili izleyenler. Kusura bakmayın. Kaçtım da numara 0212. Alo. Merhaba, ben şu Okan Baygen'le görüşecektim. Evet, İskokaralı Okan Baygen, evet. Radyo Hoca ben, TRT Okulu nöbetçi öğretmeni. Sadi değil kızım, Radyo Hoca. Değil, Hadi değil kızım. Radi, are you ready? Var ya onun gibi, Radyo Hoca. Evet, doğru. Nöbetçi öğretmen. Hayır kızım, sarışın değilim. Yok, liseli değilim, öğretmenim diyoruz kızım. Öğretmenim ben. İrkay'ım, evet, doğru. Görüşemiyor muyuz? Neden? Ha yoksa yanlış anladın, ben programa bağlanmak için aramadım. Ben iki çift lafım vardı, kendisine bir mevzu... yok mu yerinde? Tamam, sen bana dairesi mi o zaman? Dairesi alayım ben Okan Bey, gelin. Yer mi yok kanalda? Normalde bu adam mesai yapmıyor mu sabah 9 akşam 12? Benim... İradım, bu nasıl televizyonculuk anlayışı? Bunlar nasıl televizyonculuk yapıyorlar ya? Bunlar sabah akşam mesai yapmamış ben gibi, TRT gibi. Evet, tamam. Tamam kızım, sen o zaman bana cebini ver, benim bir şeyini ver de ben onu oradan arayayım. Ha olur, tamam. Aslan'ı cebini ver. Tamam, Aslan'ı... Tamam, yazıyorum. 0562, doğru. Tamam. Tamam, sağ ol. Sağ ol, tamam. Tamam, sağ ol. Alo, iyi akşamlar. Kızım ben bu Okan Baygen'le görüşecektim. He evet, televizyonların daha iyi çocuğu, evet. Evet. He Radyo Hoca ben, TRT Okulu'nda geçiyorum ben de, Radyo Hoca. Baki de kızım, Radi. Are you Radi? Var ya onun gibi, Radyo Hoca. Tam bekliyorum. Niye arıyorsunuz ki hocam? Evladım bu Yüksel Aytuğ geçen köşesinde yazmış, geçen hafta yakaladım. Diyor ki, Radyo Hoca affetmez, daha önce bu sütunlarda TRT Okul kanalının simge ismi Radyo Hoca'dan söz ettiydim, simge ismi diyor. Geçen hafta Okan Baygen'in programında Dünyamız ve Biz isimli köşeyi görünce eyvah dedim içimden, Okan'ın Radyo Hoca'dan çekeceği var. Zira Radyo Hoca'dan fena halde esinlenmiş bir köşeye benziyordu. Orada da bir hoca öğrencilerden gelen soruları kendine az üslubuyla yanıtlıyordu. Benim bildiğim Radyo Hoca bunu diline dolamadan edemez. Görüyor musun Okan'ın yaptığını? Görüyor musun Okan'ın yaptığını? Affetmeyeceğim Yüksel Aytuğ. He kızım evet. Görüşemiyor muyuz? Neden? Aslan numarasını vereceksin. Sen aslan değil misin kızım? Ben sen aslan diye şey yaptırdım. Ha sen beşinci. Tamam. Tamam. Tamam sen bana dördüncü aslan numarasını ver. Yazıyorum. Tamam yazıyorum. İyi akşamlar kızım. Radyo Hoca ben. Taci değil kızım. Radi. Are you ready? Onun gibi. Ben şu Okan Baygen'le görüşecektim. He evet sözlükçü. He. Tamam. Sen dördüncü aslan. Tamam. Üçüncü aslan numarasını ver o zaman. Al yazıyorum söyle. Are you ready? Var ya onun gibi. Evet Radi. Radi Hoca. Nasıl görüşebiliriz? Kızım sen ikinci aslan değil misin? Tamam. Tamam o zaman sen bana birinci aslan numarasını ver. Tamam sen. Nasıl? Sende mi aslanın var? Benim ömrüm miydiniz? Bak sizi şikayet edeceğim. Ben sizi şikayet edeceğim. Tamam ben sizi üstlerine şikayet edeceğim. Ben sizi makamlarına şikayet edeceğim. Tamam sen bana... Sen bana sicil numaranı ver. Ver bana sicil. Personel numaranı. Nasıl personel numaranız yok? İleride bu nasıl bir kanal? Kimsenin sicil numarası, personel numarası yok. Nasıl bir kanal burası? Tamam TC kimlik. TC kimliğini ver. TC kimliğini ver. İyi akşamlar, ben Aydın Doğan. Okan Baygen'le görüşecektim. Evet. Bak su yıpratırım. Size uğraşırım. Bak kızım ipini çeker baksın. Yeter ya iki saattir. Ver mahkemeye ver tamam. İkinci aslanı aldım ben senin numaranı. Tamam ver mahkemeye. Gel la gel Fikirtepe'ye gel. Tamam gel Fikirtepe'ye. İyi akşamlar. Ben Okan Baygen'e görüşecektim. Radyo Hoca ben. Evet doğrudur kızım Sadi. Evet doğru Hadi Hoca. Evet tamam Hadi Hoca tamam. Tamam. Görüşemeyiz.
Tamam, yok, gereği yok. Yok, ben zaten birinci hastanede mahkemelik oldum. Gereği yok, tamam. Tamam kızım, görüş. Tamam, 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 tamam. Sağ ol, hadi sağ ol. Sevgili yönetmenim, bir görüntü mörüntü bir şey gir. Alo. He Yüksel'cim, nasılsın? Radyo hocam ben, radyo hocam. He iyiyim, nasıl olsun işte, döndürüyoruz işte, ne yapalım? Bak, şimdi Okan aradım, he Okan Bölgen. Okan aradım. Çıkıştım dedim, sen dedim Okan dedim, ne iş dedim, benim dedim köşemi Yüksel yazmış dedim, gördüm dedim, benim köşemi almışsın programına araklamışsın dedim, koymuşsun dedim, ne iş dedim. Abi dedi, hocam dedi, öyle telefonda olmaz dedi, atladı geldi bana buraya geldi. Dedim ne iş, Hacı Babatek isim evde dedim burası dedim. Bu dedim, kızlar kamyon dedim, sen bana sorsana dedim önce, sor ben sana izin veririm belki dedim, köşeyi malzeme veririm ben sana dedim yani, sor dedim. Öyle sert çıkışınca böyle bir şey yapıyor bana, böyle çizmeli kendi gibi bakıyor, kulaklarına oynatıyor, he sempatik yapıyor bana. Ya yok, çok çalışmadım ya, çok şey yapmadım. Sonuçta adam da haklı. Kaç senedir aynı programı yapıyor. Çok şey yapmadım ya. Ha dedim oğlum, bana sor, ben sana şey yapacağım dedim. Yine veririm yani dedim. Öyle işte atlıya bağlam. Hocam illa gel, illa da konuk ol, gel programıma gel dedi. He aslan numarası verdim, benim aslan numarasını dedim. Ara onunla konuş, aslanla konuş, o şey yapar dedim. He yani öyle dedim. He. Şimdi bak, sen şu televizyonları falan izliyorsun. Ben çok bakamıyorum. Şeye de bak. Beyaza da bak, beyaza. Beyaz çuva da bak. O da tehlikeli adam bak. Onda da bir indirgan da olabilir. Sen ona bak da. He böyle şeyler görürsen yaz yani. Arada hem sana da malzeme olur. Ne güzel yazın işte. He. He tamam. Tamam öptüm ben de. Tamam Yüksel'ciğim. Tamam. Tamam evladım. Kapat. Tamam. Tamam kapat. Ya bu arada çok yüz vermeyeceğim aslında ama yazıyor işte köşesinde. Ne yapalım? Teşekkür ederim. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Bir şahsi meselem oldu. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Sayın İdara Milli Büro Şeflerim ve ekran başına bizi izlemekte olan değerli TRT Okul izleyicileri. Efendim bir şahsi meselem olduğunu hallettim. Bakalım dersimiz neymiş sevgili izleyenler? Bugün dersimiz serbest çalışmaydı. Sevgili ekibim, ne yaptınız? Çalıştınız mı oğlum? Ben resim yaptım hocam. Aferin evladım. Ver bakalım, ne resim yaptın? Bu ne resmedi? İşte hocam kanalımızı resmettim, böyle bir aile ortamı gibi. İşte genel müdürümüz var. Ne bileyim, hemen yanında sizi çizdim. Bakın arkada Suat Bey var. Solda ufak tefek Banu Hanım. İşte Sırma Bradley var bakın ortada. Böyle mutlu bir tablo çizmeye çalıştım. Evladım. Siz beni yakacak mısınız evladım? Niye ki hocam? Siz beni yakmaya mı niyetlendiniz evladım? Bu nasıl resim? Ne resim bu? Nasıl resim bu? Hocam mutlu bir tablo işte. Sırsarı mısın olmuş senin? Buraya sayın genel müdür çizmişsin, yanına ben çizmişsin. Senin protokoldan haberin yok mu evladım? Sen protokol bilmez misin evladım? Buraya genel müdür çizmişsin, beni yanına koymuşsun. Suat Bey'i hakaret etmişsin. Buraya genel müdürün yanına rektör gelecek evladım. Sırsarı mısın sen? Rektör, dur. Genel müdür genel müdür yemişsin. Rektör genel müdür yemişsin. Buraya, evet beni arkaya at. Bak al bunu. Bak beni arkaya atıyorsun, buraya rektörü koyuyorsun, buraya genel müdür yemişsin, Zeynep Bey'e koyuyorsun. Bunlar Suat Bey'lerle bu anladım arkaya atıyor ama dur. Başbakan. Başbakanı çiz. Güneş gibi şuradan başbakan. Abını çiz. Abını çiz. Başbakan ekle oraya tepeden. Genel müdür hemen arkasına rektör. Beni arkaya at. Sırmaysın. Dur ben çiziyorum. Dur. Bir dakika ver. Ver kalemi. Ver kalemi. Sevgili izleyenler, kendi şahsi meselelerimi şimdilik bir kenara bıraktım efendim. Geçtik dünyamız ve biz köşemize. Aman. Geçtik efendim, öğrencilerin şahsi sorularına beni de şaşırttılar. Efendim ilk sorumu açıyorum, ilk mektubu. Torul'dan Sadık'a sormuş. Radyo cam mezattan uygun fiyata plastik kalıp makinası denk getirdim. Evde ufak da bekleyendi, tabaktı, onunla başladım. Şu an koltuk, kanepem, televizyon, sehpa, hatta televizyonum bile plastikten. Pantolondan, pijamaya, şapkadan, çoraba komple plastiğim. Kalıbını çıkarıyorum, naylondan döküyorum hocam. Biraz kaşıntım var, alerji oldum, solunumda sıkıntı oldu, astım gibiyim, benekler ve yaralar da var. Acaba ciddi bir şey yaşar mıyım demiş. Sevgili Sadık'a, ciddi bir şey yaşamazsın evladım bence. Hatta gayri ciddi bir şey de yaşamazsın evladım. Sen 3-5 güne kalmaz gidersin. Siz sarı mısın oğlum? Herkes diyor plastik, naylon bunlar sakat şeyler diyor evladım. Cam, ahşap sağlıktır. Bence tahtadan yaptı onun gömleğini evladım. O plastik kalıp makinesinden de bir an önce kurtul, yoksa kalıbı dinlendirirsin sirsarı oğlum. Başka bir soru sevgili izleyenler, diğer mektubumuz. Efendim Isparta Eğirdir'den Batuhan Çelik Bilek sormuş. Radyo hocam, bu sene bende bir şeyler değişti.
Eskiden 10 kişiye gözü kapalı dalardım. Bu sene bu rakam 7'yi 8'i geçmiyor. Sevgili isteyenler, yine ne takım insanlardan ne takım sorular alıyoruz, görüyorsunuz efendim. Karşımda 9 kişi varsa duralıyorum, tereddüte düşüyorum, acabalarım oluyor. İnceden tırsalıyorum, mançıka yıldız, bambu sırık taşımaya başladım ki hiç yapmazdım. Neler oluyor bana demiş Isparta Eğirdir'den Batuhan Çelikbilek. Sevgili Batuhan evladım, yaşlanıyorsun oğlum sen. Bu 7-8'ler düşecek 6'ya, 5'lere düşecek, 4'lere, 3'lere ve en sonunda bir gün gelecek ki sevgili Batuhan, bu kadar kazandığın düşmanlardan köşe bucak kaçırılacaksın evladım. Benim sana tavsiyem, git bir kutu lokum al, helallik al evladım. Şimdiden geleceğe yatırımını yap, yoksa seni çok bizi zopa bekliyor ilerleyen zamanlarda. Sevgili izleyenler, diğer sorumuz. İnebolu'dan Numan Dolaman sormuş. Radyo hocam, geçen yıl bir çocuğu evlat edindik ama yanlış mı yaptık diye düşünüyoruz hocam. Çocuğun biraz yaşı vardı aldığımızda, 37 yaşındaydı, şimdi 38 oldu. Alırız, eğitiriz, kendi terbiyemizi veririz dedik ama düşündüğümüz gibi olmadı. Akşam 9'da yatmıyor, sabah 8'de kalkmıyor. Kumarı var, alkolü var, çapkınlığı var. Evlenmek istiyor hocam, biz daha çocuk sevgisi yaşayamadan torun sevgisi mi yaşayacağız demiş. Sevgili izleyenler, ciddi bir vaka. Sayın Numan Dolaman evladım, siz geçen sene bir çocuk evlat edinmemişsiniz. Geçen sene adamın birisi gelmiş sizin eve kapı atmış. Evladım, siz kimin ağzına geldiniz, sizi kim yönlendirdi evladım? Benim size tavsiyem, o arkadaşa, evinizdeki arkadaşa bir iş bulun, gitsin çalışsın, yuvasını kursun. Siz de gidin, maksimum 4'tür, 5'tir, 10'dur, 15'tir yaşında çocuklar evlat edinirseniz güzel bir hareket olur sizin açınızdan. Ve sevgili izleyenler, diğer sorumuz. Kayseri Yeşilhisar'dan Ahmet Münir Dabak sormuş. Radyo hocam, dünya gerçekten dönüyorsa biz havada sabit asılı kaldığımızda dünyanın diğer tarafının 12 saat sonra ayağımızın altına gelmesi gerekmez mi? Değişik bir soru sevgili izleyenler. Biz bir yerden bir yere gitmeye çalışmak yerine havada sabit kalmaya kalksak ya, bırakalım gideceğimiz yer ayağımızın altına gelsin demiş Ahmet Münir Dabak. Olmaz. Sevgili Ahmet evladım, havada nasıl asılı kalacaksın evladım? Ne kadar yükseğe çıkacaksın, ne kadar asılı kalacaksın? Ha sen tam havadayken oradan arkadan pizza kulesi gelse, küp diye sen oradan koşsa, Eyfel kulesi gelse arkadan çarpsa nasıl olur evladım? Bence bu iş yaş. Benim sana tavsiyem, ayakların bırak yere bassın evladım. Böyle uçuk hayaller peşinde koşmaz sevgili kardeşim. Dedikten sonra sevgili izleyenler, programımızın son sorusu. Kağıthane'den Mükerrem Fol sormuş. Radyo hocam, yurt dışında bir iş var, gece bekçiliği. Dil konusunda sözlükten çalışıyorum. İnternette ülke hakkında bilgi ediniyorum. Geceleri çıkıp bekçilerle konuşuyorum. İşin inceliklerini öğreniyorum. Başka dikkat etmem gereken bir şey var mı demiş Mükerrem Fol. Sevgili Mükerrem evladım, başka dikkat etmen gereken şey, yanına iç don alabilirdim. Yün içli al yanına. Sirsar mısın oğlum? Ben nereden bileyim ne gerekiyorsa bana neye dikkat etmen lazım? Bir kere hangi ülkeye gittiğini yazmamışsın evladım. Bu bir eksik. Belki de kuzeye gideceksin, belki de güneye gideceksin. Bana bunu söyle, ben de sana buna göre cevabını vereyim. Fakat dikkat evladım, İskandinav ülkelerine gidersen 6 ay gece 6 ay gündüz, sana 6 ayı kitlerler evladım. Kuru asgari ücrete 6 ay orada dikilirsin, ayazda kalmış. Bekçi gibi tir tir titrersin, gece bekçisi olaraktan evladım, dikkat. Dedikten sonra sevgili izleyenler, gördünüz efendim, programımıza soruları cevaplandırdık. Veda ediyoruz fakat yine görüşeceğiz sevgili izleyenler. Gitmeden önce ne yapıyoruz? Her zaman söylediğim küçük bir cümleyi sizlere nasihat etmek istiyorum izninizden. Her işin doğrusunu hocanızdan dinleyin. Çakma çıkma değil de orijinalden izleyin sevgili izleyenler. Radyo Hoca hafta içi her Allah'ın gecesi 22-25'te TRT Okul'da gırtlak paralıyor efendim. Kaçırmayın Radyo Hoca'yı. Esen kalın. Okan'ı görüyor musun? Kulağını çay edeyim de acıdım dedim ulan kocaman. Adım Radis, soyadım Hoca. Fikir Teferi'yim, fikir adamıyım.